Tam 32 milyon kez izlenen video ile karşınızdayız arkadaşlar. Tüh, ablanın Doritos pançaları yerlere döküldü. Peki şimdi ne yapıyor? Buzdolabından minyatür olan hamurunu aldı. 3 dakika onu fırında pişirdi. Biraz süt tozu, çedar peyniri tozu. Acaba şimdi ne koyuyor? Soğan tozu mu? Sırada ne var? Tuz. Biraz biber tozu. Ve bunların hepsini karıştırıyor. Bir toz elde etti şu anda. Fırındaki hamurumuz da pişti. Acaba şimdi ne yapacak? Hamurumuzu şöyle bir minyatür masamıza koyduk. Gördüğünüz gibi her şey minyatür. Minyatür bıçağımızla hamurumuzu kesiyoruz. Birazcık fırınladığımız için tabii ki sertleşti bu hamur. Karelere böldük. Şimdi ne yapıyoruz? Üçgenlere bölüyoruz. Neden? Çünkü abla Doritos pançoları yerlere döküldüğü için çok üzüldü ve kendi Doritos panço yapıyor. Bunu ben de yapmıştım, çok güzel oluyor. Hepsini şöyle güzelce tepsiye alıyoruz. Tepsimiz de minyatür yalnız. Sıvı yağ tencereye döküyoruz. Kızdı mı diye kürdanla şöyle kontrol ettikten sonra hazırladığımız hamurları kızgın yağın içerisine atıyoruz. Yalnız her şey o kadar gerçek ki minyatür sıvı yağında, minyatür hamurlarımız, minyatür kaşığımızla birlikte kızarıyor arkadaşlar. Sakın evde denemeyin diyeceğim ama hayır, bu evde denenebilir. Tabii ki büyüklerin gözetiminde. Kızaran hamurlarımızı şöyle güzelce peçetenin üzerine alıyoruz. Abla çabuk al, onlar yağ çekecek yalnız. Yoğurdun üzerine biraz biber, biraz kekik, biraz da nane yaprakları koyuyoruz. Yalnız hepsi gerçekten o kadar organik ki. Şöyle bir karıştırıp kendimize Doritos panço sosu yapıyoruz. Bu sosu her zaman ben de çok yaparım, biber hariç. Ve Doritos panço paketimize kızaran hamurlarımızı koyuyoruz. Hazırladığımız toz harcı üzerine döküyoruz. Acaba ne yapacak şimdi bu abla? 3 kaşık döktü. Ağzını şöyle bir kapatıp güzelce çalkaladı. Tozun her yerine bulaşmasını sağlıyor bence. Masaya Doritos pançomuzu koyduk. Hazırladığımız sosu yine minyatür kasemize koyuyoruz. Onu da aldık. Ve Doritos pançolarımız hazır. Sosa batırıp şöyle güzelce yiyoruz. Çıtır çıtır. İşte minyatür mutfağımız. Yalnız bizim camilerdeki Çinlilere benzemiyor mu bu fayanslar? Buzdolabını şöyle bir açıyoruz. Etimizi getirdik. Sütümüzü koyuyoruz. İçerisine birazcık herhalde yine soğan tozu kattı. Şöyle bir karıştırıyoruz. Şimdi unumuzu ekliyoruz. Acaba bu sefer hangi yemeği yapıyoruz? Tuz, karabiber, birazcık da çili biber, yani toz biber. Onları şöyle güzelce karıştırıyoruz. İşte yine minyatür tenceremizi, minyatür sıvı yağımızı koyuyoruz. Ve etlerimizi paneliyoruz. Önce süte, sonra una buluyoruz. Ve bakar mısınız, kızgın yağ oldu. Kızgın yağda kızartıyoruz. Gerçekten bunları evde deneyebiliriz. Hatta canım çekti bile diyebilirim. Eminim bunlar da bıldırcın bacağıdır. Kızaran tavuk etlerimizi şöyle karıştırıyoruz. Ve sıra geldi bence garnitüre. Salatalık ve havucu doğruyoruz. Yine minyatür olan tabağımıza, minyatür olan bıçağımızla alıyoruz. Pardon, onlar biber miydi? Şimdi havuçları doğruyor. Yalnız bıçak da gayet keskin bu arada. Tavuk bacaklarımız kızardı. Minyatür maşamızla onları servis tabağına alıyoruz. Sanki biraz yağ çekmişler gibi, ne dersiniz? Şimdi yine sıvı yağını ya da zeytinyağını koyduk tavamıza. Havuçlarımızı, soğanımızı ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Tuz ve karabiber. Biraz tereyağı. Yalnız resmen minyatür tencerede abla yemek pişiriyor. Az önce doğradığımız biberleri de kattık. Aa, o salatalık değilmiş, o da yeşil bibermiş. Ve yemeğimizin garnitürü hazır. Kaşıkla şöyle bir düzeltiyoruz. Bu ne acaba? Bala benziyor sanki. İçine de biber koydu. Aa, böyle bir sos mu varmış, hiç bilmiyorum. Balın içerisinde biber. Çok ilginç değil mi? Ve yemeğimiz servise hazır. Buyurun, afiyet olsun. Bunu da yemek için küçük bir ağız lazım herhalde. Abla beğendi. Ve şimdi minyatür markete geldik. Her şey küçümencik küçümencik. Oo, cipsler boşalmış. Aa, birisi geldi, o aldı. Çok ayıp bir şey. Önce ben elimi uzatmıştım herhalde. Minyatür Sebil. Biraz susamıştım, iyi oldu. Hayır, yine bir yemek mi yapacağız acaba? Suyumuzu döktük. Biraz tuz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Patito. Yalnız bu minyatür bıçakla bu minyatür patatesi doğramak hakikaten çok zor abla. Allah kolaylık versin, ne diyeyim yani. Ha, o Lace'i kaçırdı ya. Onun için kendisine patates cipsi yapıyor. İncecik incecik dilimleri doğradı. Şimdi tuzlanmış olan suyun içerisine patateslerini atıyor. Çünkü nişastasını salması gerekiyor. Yoksa güzel kızarmaz. Onları peçetenin üzerine alıyor. Yani her zaman derdik ya bunları evde denemeyin diye. Yok yok, bu evde gayet güzelce denenir yani. Sıvı yağımızı tencereye alıyoruz. Oo, ocağa bakar mısınız? Minik bir şömine resmen. Yağ kızdı mı acaba? Kürdana batır. Yağın kızgınlığını kontrol et. Ve patatesleri içine sal gitsin. Çok soğumuşlardı. Birazcık yansınlar artık. Güzelce onları kızartıyoruz. Tabi ara sıra karıştırmak lazım, yoksa birbirine yapışır. Gördüğünüz gibi patatesler nar gibi kızardı. Peçetenin üzerine alıyoruz ki yağlarından biraz arınsınlar. İşte Lay's paketimiz. İçerisine şöyle birkaç tane kızarmış patateslerimizi atıyoruz. Biraz tuz ve şöyle sallıyoruz. İşte sade olan Lay's paketimiz hazır. Bu sefer de ketçaplı olana sıra geldi. Cheddar peyniri tozu. Şöyle bir salla. Ve işte peynirli patates cipsimiz de hazır. Bu neyle olacak şimdi? Yine patatesleri içine koyuyoruz. Ve bu sefer içine biberli olan buymuş. Sallayıp tozunun her yere bulaşmasını sağlıyoruz. Ve 3 paket minyatür patates cipsimiz hazır. Bakalım abla lezzetini beğenecek mi? Güzel mi abla, beğendin mi? Bu da sade olan. Klasik yani. Evet, abla çok beğendi. Tavuk bacakları diyor ama bunlar hiç tavuk bacağına benzemiyor. Bu ne acaba böyle? Çok merak ettim. Tavşan bacağı falan olabilir mi? Resmen kırmızı et çünkü. Tuz, karabiber. Şöyle bir hepsini karıştırıyor. Hakikaten bunlar ne bacağı ya? Minyatür olan buzdolabımızı açıyoruz. Ve onları 2 saat boyunca buzdolabında dinlendiriyoruz. Bıldırcın yumurtası, bunu biliyorum. Üzerine biraz süt. Bu ne acaba şimdi? Acı sos. Karıştır, 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 karıştır. Gene bence pane yapacak ve bacakları o şekilde pişirecek. Un, cheddar peyniri, tuz. Hepsini şöyle bir karıştır. Kavanozlar minik minik olduğu için içindeki malzemeler bir türlü akmıyor yalnız. İşte dinlenen tavuk bacaklarımız. Ama bunlar bence tavuk bacağı değil tabii ki. Sizce bunlar ne bacağı olabilir? Ben tavşan diye düşünüyorum. Çünkü çok kırmızılar. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Önce una, sonra yumurtaya buluyor ve tekrar una buluyor. Hepsini güzelce buladıktan sonra tepsiye diziyoruz. Ve tabii ki minyatür kavanozumuzdan sıvı yağımızı tencereye alıyoruz. Ve onları tek tek kızgın yağda kızartıyoruz. Yani mum ışığında kızartma. Hiç denemedim. Nasıl olur çok merak ediyorum. 4 bacak da tavaya sığdı yalnız bu arada. Vallahi canım çekti. Eğer tavşan bacağıysa canım çekmez de yani. Tavuksa canım çekti. Ve kızaranları tavadan alıyoruz. Esmer şeker. Üzerine birazcık pul biber ekledi. Kızgın yağ ekledi üzerine. Ve şöyle bir karıştırıyor kendisine. Yine acılı bir sos yaptı. Bu abla acıyı seviyor anlaşılan. Kızaranların üzerine bir daha sıvı yağ gezdirdi. İyicene acı oldu hepsi. Ve işte soframız hazır. Minyatür içecekle birlikte. Bakalım nasıl, güzel mi? Beğendi abla. Vallahi ben de beğendim gerçekten. 32 milyon izlendiğine değmiş. Bakalım bizde kaç izlenecek? Abone olmayı unutmayın sakın. Arkadaşlarınıza çok çok selamlar. Bay bay.